Merhaba arkadaşlar, kendime hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Güney Koç'un problematiğini inceleyeceğiz. Tonkut'u zaten incelemiştik, onu kanalımda bulabilirsiniz. Soru Bankası'nı arkadaşlar. Ya da şuradan falan bir yerden. İncelemiştik zaten 5. sınıf Tonkut Soru Bankası'nı. Bugün sizlerle birlikte TYS problematik. Problematiği inceleyeceğiz. Bunda ben daha çok yardımcı olmaya çalışacağım. Çünkü benim kitabım ikisi de daha yeni geldi. Bakalım. İlk Dilara bize tasarımından bahsetsin. Yine Tonkuç'unki gibi böyle mavi. Evet. Maviyi sevmişler arkadaşlar gerçekten. Ve güzel rengi. Ben sevdim, sen. Evet, ben. Kalitesi de güzel. İçin. Bir kitabın kapağı nasıl olursa insan daha motivasyon olur. Aynen. Buralarda neler yazıyormuş? ÖSYM'nin 2019 YKS müfredata ve yeni nesil soruları %100 uyumlu. Aynı şey Tonguç'ta da geçerliymiş. Evet. Adım adım anlattım. 120 tane taktik. Bu Tonguç'la farklı. Adım adım onda da var ama bunlar tabii daha zor şeyler var. Aynen. Taktik yapmışlar. Gri Koç motivasyon ve planlama adımları içeriyor. Problematik kilit açılmış. Problem çizdiğin neler varmış? Bu YouTube eşin butonuna benzemiyor mu? Aynen. Buradan kaydırıp arkadaşlar kanalımıza abone olabilirsiniz. Problem çeşitleri nelermiş? Öyle bir şey olsa. Sayı, kesir, yaş, işçi, hareket, yüzde, kar, zarar, karıştırma, bütün olmayan, tablo, grafik, sayısal yetenek. Yenisi problem kitabı. Tonguç Kampüs. Problemleri problem olmaktan çıkarın demiş. Gri Koç, video çizimli, kodlu, ÖSYM ve Tonguç. QR kodu da göstereceğiz videonun. Evet arkadaşlar, biz uygulamasını indirmeden direkt telefonumuza QR kod okuyucu vardı. Onunla şu yanındaki şeyleri okuttuğumuz zaman soruların çözümleri direkt internet sitesi olarak çıktı. Neden almalıyız diyor. Gri Koç şeyli zaten arkadaşlar. Bu sadece Tonguç ortaokul kitabı ama bu TYT olduğu için Gri Koç destekli. Kolay, orta, zor seviye testleri varmış. Tamam, video çözümlü, adım adım. Burada da fiyatı var. Emeğe saygı, korsanı hayır. Aynı şey şeyde de vardı Tonguç'ta. Evet arkadaşlar. Şey almıyoruz, korsan almıyoruz. Zaten fotoğrafı bir çektireceğine ve aynı parayı ver şuna. İçine bakalım. Ha, bu Tonguç'un YouTube kanalı izlemeyen kalmamıştır. Bu da Gri Koç aynı şekilde. Biliyordur yani herkes artık bence. Bence de. Yine İstiklal Marşı var. Onunla başlıyor. Ön sözümüz. Bir de motivasyon taktikleri. Sayfa 12 bunu kocaman yazmışlar. Sonra arkadaşlar problemleri böyle çok güzel bir şekilde ayırmışlar. Bu çok hoşuma gitti. Kesir problemleri demişler. Sonra içerik içerik ayırmışlar. Tekrar böyle devam ediyor. Kilit çözmemişken kilit kapalı çözmüşler. Aynen arkadaşlar. Bayağı da içerik kısmı var. Bir de 4 tane TTD'miz koymuşlar. Burada 6 tane Gri Koç destekli taktik koymuşlar. Önyargıları yıkıyoruz. Bu kitabı bitirmeye planlıyoruz. Harekete geç. Yanlış yapıyoruz. Öyleyse varırız. Sabırlı olursak kazanırız. Hashtag kitap bitti. Umarım hashtag kitap bittiği biz de yapabiliriz. Evet. Bu kitap içinde. Burada arkadaşlar motivasyon taktikleri koymuşlar. Herkesin kendine. Aynen öyle. Burada bir itiraf var. Motivasyon, gaza gelin. Sonra sayı problemlerini burada soru tipleri, tipe bak ya diye ayırmışlar 26 adım. Sonra burada daha, burada gördüğünüz gibi 5 tane soru çözdüm. Burada şey çok hoşuma gitti. Temel problemler. Yeni nesil ve rutin olmayan yapmışlar arkadaşlar. QR kod okutalım mı? Hadi okutalım. Hadi açıyorum bir tanesini. Hadi aç bakalım. Açamadık. Bizim çözmediğimiz açmışız. Bir şeyden açalım. Hadi. Şu çok tatlı bir soru mesela görünüyor. Bir dakika. Dur, biraz seni ötekleyeceğiz. Sorun değil. Okutuyoruz. Buldu arkadaşlar. Tam bir çözem.com manager. Evet. Gidiyoruz. Gidiyoruz. İnternet açmam gerekiyor arkadaşlar. Bu yanlarında soruların taktikleri var arkadaşlar. Birazcık konu anlatımlı gibi de. Bu test eden diye hangi soruyu 1, 2, 3? Sayfa kaçtaydı? Evet buldum. 3 olsun. Şu soru bakın şekilli. Ses açma da şey olur. Burada da böyle videosunu biz direkt QR kod okuyucudan bulmuş olduk. Evet. Burada taktikler var. Hatalı sorulara geri dönüşüm var arkadaşlar. Tekrar geri dönmenin önemini vurgulamak için.
Tekrar böyle böyle böyle. Bayağı bir oluyor. Kaç soru var ki içinde? Ben bunu merak ettim açıkçası. Sırası bu C ne? Kitap bitti. Kitap bitti diye sonuna şey koymuşlar. Kitap 90 bitti. Günlük. 90 günlük mü? Çünkü burada 30 var. Burada 30 var. Burada da 30 var. Acaba 3 tane ayrı şey için mi kullanmalık? Yoksa böyle 90 günde mi bitir gibi ne yapmışlar? 30 günde bitirmek bayağı. Toplam arkadaşlar 193 sayfa. Burada tavsiyeler vermişler. Kodları, modları. İçinde kaç soru olduğunu ben bulamadım arkadaşlar. Bulur. Siz biliyorsanız da yorumlar kısmına yazarsanız biz de öğrenmiş oluruz. Bu kitap tanıtımımız da bu şekildeydi. Umarım beğenmişsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sadece gelin, bay bay.